Üçüncü seninle birlikte artık tamamıyla gelenekten kopuluyor. Batılı tarzda reformlar başlıyor. Planlı programlı reformlar. Fakat ilginç olan şey şu. Batı tarzında ordu gelecek. Trompet lazım. En büyük problem orada çık. Şimdi trompet çalınıyor. Gavur işi diyorlar. Bunun üzerine Münib Efendi trompet risalesi yazıyor. Yani trompetin dine karşı bir problem olmadığını, onun devrin şartları gereği olduğunu, yani o dönem aynı zamanda bir propaganda dönemi. Üçüncü Selim kendi yaptıklarını anlatmak için çevresine kitaplar yazdırtıyor. İşte böyle trompeti savunan. Kahvelerde vaizler dolaşıyorlar. Nizami Cedid'i anlatıyorlar. Ya şu şey yapanlar, müzik tarihiyle uğraşanlar, üniversite kütüphanesinde çok güzel 2-3 tane trompet risalesi vardır. Trompet değil, trompet. Boru hakkında da yazdırmış. Ne yapacak? Yükselim. Helaldir diye. Ve bir taraftan da yabancı dilde Fransızca kitaplar yayınlıyor. O da dışarıya anlatmak için yapılan reformları. Ve bir taraftan da 3. Selim'in tarafını tutan din adamları camilerde gezip anlatıyorlar. Yani böyle yapılanlar, hatta hikayeleri anlatıyorlar. İşte yok, padişah bunu yapmasa Rus kraliçesi, imparatorçesi gelecekmiş, çariçe gelecekmiş, şöyle olacak falan diye. Propaganda tabii öbür tarafta kahvelerde ver yansın ediyor. 1700 aslında önemli bir husus şu, gözden kaçıyor. 1794'te başlıyor reformlar. 93 yani, değil mi? Yani asıl 94'ten sonra uygulama başlıyor 1794'ten sonra. Yani 13 sene boyunca uygulama alanı buluyor. Fakat fazla bir şey yapamıyor. Yani ve zaten ilk şimdi yapılan yeni araştırmalarda Nizami Cedid'in ilk başta padişahın kendi hükümranlığını sağlamak için kullandığı bir araç olduğunu söylüyorlar. Yani o kadar uzun sürede toplam 14-15 bin asker anca çıkmış. Rumeli'de uygulanmıyor zaten Nizami Cedid, Anadolu'da uygulanıyor. Ve yani çok büyük bir ordu oluşmamış. Yani 15 bin kişiyle ne yaparsın, ne savaş kazanır, ne bir şey. Padişah muhtemelen onu Yeniçerilere karşı kullanmak için bir güç olarak düşünüyor. Fakat onu da beceremiyor. Sonunda meşhur Kabakçı Mustafa isyanı çıkıyor. Ordu cephedeyken 3. Selim tahttan indiriliyor ve yerine 4. Mustafa geçiriliyor. Tabi burada daha sonra reform yanları Alemdar Mustafa Paşa'nın yanına kaçıyorlar Rumeli'ye. Ve Alemdar Mustafa Paşa ile birlikte gelerek 3. Selim'i tekrar tahta çıkarmak isterlerken 3. Selim öldürülüyor. 4. Mustafa 2. Mahmud'un da kardeşinin de öldürülmesini emrediyor. Fakat son anda 2. Mahmud kurtarılıyor. Hatta anlatırlar, damdan kaçma hikayesi vardır, indirmişler. Alemdar Mustafa Paşa'nın karşısına gelmiş, abi bu kimdir demişler. Sultan Mahmud Efendimiz demişler hemen. Yani hemen millet biat etmiş. Ve sonunda 2. Mahmud olarak Sultan Mahmud tahta çıkarılıyor. Tabi 3. Selim'in öldürülmesinden dolayı 2. Mahmud hemen bir şey yapamıyor. Fakat Alemdar Mustafa Paşa yeni bir ordu kurmak istiyor. Yeniçeri'yi bu sefer Sekban-ı Cerit kuruluyor. Bu sefer Alemdar Mustafa Paşa öldürülüyor. Tabii o da gelmiş. Öldürmüyor, zavallı kendi barutla patlatmak. Yeniçerileri sindirmiş. Hata yapmamak maşallah. Maşallah. Nasıl yalan hata çıkardı, öldürülmedi. Ama karısı da gidiyor bu arada. Cariye. Cariye. Neydi? Kamertap. Kamertap. Kamertap meşhur. Zaten o yüzden başına geliyor. Şimdi bu geliyor başlangıçta. İstanbul'un derler ya havasını kapılan. Başlangıçta hakim her şeye. Şimdi belli bir süre sonra İstanbul'un havasına kapılıyor. Bir de cariye gönlünü kaptırıyor. Cariye rica etmiş. Paşam silahlarınızdan korkuyorum. Silahsız gezer misiniz? Ya koskoca paşa. Paşa. Yani alemdar bir de bu. Yani adam cepheden geliyor toz. Yani silah falan taşımamış. Ondan sonra nasıldı? Basıyorlar onun. Rumeli'den geldi bir çıtak. Ya bıçak oynayacak. Erhan şiir okuyor, dur. Yok, o dönemin meşhur bir şeyi vardı. Sevgili Seyirci, Erhan şiir okuyor ilk defa. Rumeli'den geldi bir çıtak. Onu da unuttu. Unuttuk onun da yarısını. Gitti şiir havuzundan pıtak. Sağda solda şeyler söylenmeye başlanmış. Ve demişler Alemdar'ı yok edeceğiz. Parola sabahtır birbirlerini tanımak için. Sonunda Alemdar'ın Cağaloğlu'ndaki konağa basılıyor. Alemdar Mustafa Paşa ortadan kaldırılıyor. Burada muhtemelen Sultan Mahmud'un rolü var mı yok mu tartışılıyor. Çünkü sarayın biraz ötesi. Evet, sultan haberi olmadan yapılır mı? Saray kuşatılmıştı, yardım edemezdi falan deniliyor ama aramayın. Alemdar'ın gitmesi Sultan Mahmud'un dişine geliyor. Üzerindeki gölgesi kalkıyor.
Ya. Çünkü o neredeyse onun sayesinde gelmiş. Yani o onu... Gelmenin ötesinde devamlı üzerinde bir şey. Yani o bir de diyet. Alemdar'ın kendi adamları getirmesi de o dönemde antipatiyle karşılanmış. Yani kendi yandaşlarını diyeyim önemli pozisyonlara koymuş. Bayağı böyle bir şey. Yani bir taraftan çok güçlü olduğu için güçlü insanlardan her zaman korkulur. Ne herhalde yani şey yapıyor tamamıyla kontrol onun elinde. Ve daha evet. Daha sonra Alemdar Mustafa Paşa öldürülünce Mahmut hemen bir yazıyor. Allah kahretsin bu Alemdar'ı diyor. Zaten ben de sevmezdim filan. Anında şey. Dur şurayı aç biraz. Şimdi Alemdar Mustafa Paşa öldürülünce Sultan Mahmut hemen bir Hatdümayun yayınlıyor. Yani zaten ben de sevmezdim bu adam şöyle adamdı böyle bir anda da satıyor. Ama bu şunu gösteriyor. Siyaset. Bu adam siyaseti biliyor Sultan Mahmut. Yani onu biliyor. Ve uzun hak süre bir adam. Uzun süre hiçbir şey yapmıyor. Ne zamana kadar? Kendini iyice güçlü hissedene kadar. Bakıyor. Üçüncü Selim'in hataları neler? Alemdar nasıl öldürüldü? Yeniçerileri yalnız bırakıyor. Ulemayı kendi yanına çekiyor. Diğer askeri grupla. 23 yaşında bu arada. Tabii. Diğer 23 yaşında bir adam. Ama hislerini saklıyor bak. Ama şimdiki 23 yaşındakiler gibi değil. Tabii yani. Değil tabii ki ama yine de öyle. Yani. Sonuçta bunlar sarayın içinde büyümüş. Fatih de 21 yaşında İstanbul'a düşüyor. İstanbul yani. Yani 19 yaşında tahta çıkıyor. Yani iPod dinlemiyor onlar. Evet. Ve 2. Mahmud'un hatlimaylarına baktığınız zaman hislerini belli etmiyor. Bakın Selim öyle değildir. Yani bu önemlidir devlet adamlığında. Yani siz hissinizi belli edersiniz aleyhinize döner. Hislerini soğuk hatlimaylar falan öyledir. Mesela Abdülhamit en sulusudur. Her şeyi yazar. Kızımı şuna vereyim, buna vereyim. Acaba Vezir Azam bize kızar mı? Üçün Selim de hislerini yazar. Bu soğuk, kararlı bir devlet adamı yalnız. Bak 1808'den 1826'ya kadar 18 sene sabrediyor. İçine atıyor. Yani bu Yeniçerilere karşı bir kızgınlığı var. Bir şeyler yapması gerek. Engel oluyorlar. Ulemayı yanına çekiyor. Topçu gibi diğer askeri grupları Yeniçerilerden ayırıyor. Halkı yanına çekiyor. En ilginci Belçika o zaman yok. Belçika'nın Belçika'daki şehirlerden silah alıyor. Linz'di galiba yanlış. Yok Linz değildi. Ne o? Belçika'nın şehirlerinden birisi ismi gelmedi aklıma. Linz mi? Liège mi? Ha Liège'den doğru. Liège'den. Yani tabii Belçika daha sonra kuruluyor 1830'dan sonra kuruluyor. Liège'den silah getirmiş. Ve saklamış saraya. Yani Yeniçerilerin haberi olmadan. Haberi olmadan. Ve sonradan şimdi yeni araştırmalardan anladığımız şu. Yeniçeriler istenmiş senetmiyor aslında 1826'da. Bu Yeniçerilerin damarına basıyor. Yeniçeriler isyan ettiriyor. Çünkü Hazan elin şey şartları kendi belirlemiş. Rumeli'den geldi bir çıtak. Evet o. Bayramdan sonra ya kılıç oynayacak ya bıçak. Evet o. Emre Bey'e teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Bir şiir okumaya kalktı hayatı boyunca onu hatırlayamadım. Yarısını okuduk. Rumeli hariç. Rumeli hatırladım. Bravo. Rumeli'den geldi bir. Tokat'ta diyebilirdin doğru. Değil. Evet. O kadar da değil yani. Alev. Evet. Ondan sonra Yeniçerileri isyan ettiriyor. Yeni bir askeri grup kurarak Yeniçerileri kışkırtıyor iyice. İsyan ediliyor. Her şey hazırlanmış zaten. Silahlar mesela o Liège'den gelen silahları halka dağıtmışlar hemen. Yeniçeriler kışlalarına bugünkü Aksaray Vatan Caddesi'nde bulunan yerde kışlalarında kapatılıyor. Bir kara cehennem var. İbrahim Ağa dehşet bir adam. Beni diyor mancınağa koyun atın diyor kışlaya gider hepsini diyor mahvederim filan. Hiç anlamadım şimdi bir Türkçe söylesene. Beni diyor mancınağa koyun diyor kışlanın içine atın diyor. Mancınık. Mancınağa koyun. Mancınağa koyun beni diyor. Kıştanın içine atın. Yani vurguyu yanlış yapınca mancınağa koyun yani but falan geliyor insanlara. Yok öyle değil. Mancınağa koyun. Kıştanın içine atın. Adam şey bir adam. Topçuların lideri, komutanı. Kim hangisi o? Karacahennem. Karacahennem. Ve Yeniçeriler topa tut olarak yok ediyorlar. En güzel onun şeyidir.